Tekten Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Erciyes'in öteki yüzü, Kayseri'nin en kalabalık ilçesi, tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle insanın gönlünde taht kuran Develi'den sesleniyor. Tekten Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Anadolu toprakları fethedildikten sonra inşa edilen ilk mescidin içerisindeyiz. Develi'nin herhalde en tarihi noktalarından bir tanesi. Sivasi Hatun Camii'ndeyiz ve yanımızda camimizin imamı Orhan hocamız var. Ramazan özel programımıza Develi'de başlıyoruz ve tabii ki böylesine bir uhuvvette Orhan hocamızla birlikteyiz. Hocam Sivasi Hatun Camii'ni bir de sizden dinlemek istiyoruz. Öncelikle hoş gelmişsiniz. Böyle bir şeye vesile olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz de zaten camimiz tanıtılsın. İnsanlar böyle harika bir eser bilsin istiyoruz. Camimiz şöyle, Anadolu'daki ilk mescitlerden bir tanesi. Fakat bu işle iştigal eden öğretim görevlileri veya bu işle alakadar olan bu işin mahirleri tarafından ifade edildiği şekliyle de orijinalliği bozulmamış 4-5 tane eserden bir tanesi. Camimizle alakalı iki tarih var. 933 yıllık veya 742 yıllık. 933 yılı baz alırsak Alparslan'ın yeğeni Devlebey, Devlebey'in yeğeni Sülent Hatun tarafından yaptırıldığı ifade ediliyor. Diğer tarihi baz alırsak 1. Kılıç Hasan'ın yeğeni 4. Kılıç Hasan'ın oğlu 3. Gıyasettin Keyhüsrev'in torunu Göçer Aslanoğlu Nasrullah Bey'in eşi Sait kızı Suvasitli tarafından yaptırıldığı ifade ediliyor. Tabii enteresan olan şu, bir bayanın düğün hediyeleriyle yapılıyor. Eşi vefat eden bir bayanın düğün hediyeleriyle yapılan bir mescit. Tabii şöyle mescidimize baktığımızda alelade gibi görünebiliyor. Fakat o günün bütün bilgi birikimiyle yapıldığı incelememizde, yani daha böyle detaylı bir şey yaptığımızda ortaya çıkıyor. Özellikle mihrab olarak bizim burada cingi taş dediğimiz andezit diye de ifade edilen bir taştan yapılıyor. Fakat bu taş sert bir taş, yani mermer bunun yanında tahta gibi yumuşaktır. Hocam esasen ben bu eseri yerinde görmek, yerinde incelemek için buraya geldim ve dinleyicilerimize de izleyicilerimize de aslında eseri yerinde göstermek istiyoruz. Bahsettiğiniz taş... Burası. Burası. Bu cingi taş dediğimiz bu şey andezit diye ifade ediliyor. Enteresan olan şu, bunun işlenme özelliği yok. Bu taşı hiçbir şekilde işleyemezsiniz. Fakat burada yine bu işle iştigal eden öğretim görevlilerin ifadesiyle 8 boyutlu bir yapı var. Yani günümüz teknolojisinde buna yetişilemiyor. Onu öyle ifade edelim. Hani mesela birçok eser var, daha süslü eserler var ama orada kullanılan taşlar ya kefek taş veya kesme taş dediğimiz bizim camimizdeki kemerleri oluşturan taşlardan yapılmış. Yani yapılmıştı. Yumuşak ve işlenebilir bir evet, taş ama bu... Ama bu taş, bu taşın işlenme özelliği yok. Bu taşı yani şöyle söyleyeyim. Yine mühendisler tarafından bu mihrabın 300 yılda falan yapılabileceği ifade ettiriliyor, söyleniyor, ifade ediliyor. Burada 1111 taneli tesbihimiz var. Andız ağacından yapılmıştır. Toz tutmama özelliği var. Ya bu mesela andız ağacı Türkiye'de de olduğu ifade ediliyor ama bunun Hindistan'dan getirildiği, maddesinin, mamülünün Hindistan'dan getirildiği ifade ediliyor. Bu aynı zamanda Mevlana'nın camimizde görev yaptığı ifade ediliyor. Ona atfende Mevlana'nın tesbihi diye ifade ediliyor. Hatta arka tarafta bir hamam yeri var boş olarak. Oraya da Mevlana hamamı denmiş. Mevlana'ya atfen. 1111 tane olmasının sebebi de birliği, beraberliği ifade etme manasında. Mevlevilerde ve Rufailerde 1111 rakamı kemalatın sembolüdür. Bediüzzaman Said Nursi'nin İhlas Risalesi'nde de 4 elif ayrı ayrı olsa 4 eder. Bir çizgi üzerinde omuz omuza versene 1111 eder diye birliği, beraberliği, uhuvveti ifade ediyor. Boyuna takılarak salat-ı tefrice eşliğinde musibet zamanlarında çekilen bir tesbih. Benimle eski peygamberlerin örneği şuna benzer diyor. Bir adam bir ev yaptırır, o evin bir duvarında bir taş eksik bırakır. Orayı ziyaret edenler der ki, işte usta keşke şu taşı şuraya koysaymış. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben de kainatın eksik taşıyım diyor. Benim gelmemde kainat tamam olmuştur diye ifade ediliyor. Burada da kemerimizde bir taş eksik. Aklımıza başka bir şey gelmiyor bu hadisin dışında.
bize gelenlere bu manada bunun bir ihtimal olduğunu söylüyoruz. Tabii şimdi 933 yıllık ve 742 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Ne kadar aslında yani kesin bilgi doğrudur, doğru değil de bilemiyoruz ama bu manayla biz olaya bakıyoruz yani öyle söyleyeyim. Bir de hocam caminizin güzel de bir özelliği var aslında. Oraya doğru da şöyle yavaş yavaş yürümüş. Eksik taş, evet onu kameraman arkadaşım gösterecek. Caminizin aslında şöyle de bir özelliği var hocam. Bir şerbetiniz var burada, bir çeşmeniz var ve bu şerbet akıyor. Burada gelen misafirlerinize ikram ediyorsunuz. Malum Ramazan ayına da programımız yayınlandığında Ramazan ayında olacağız. Çekiminde bir gün var Ramazan'ımıza ve akşamımız, evet Ramazan ilk teravih yine burada kılınmış olacak. Aslında güzel bir uygulama hocam. Gideri yoktur, içmediğiniz şerbeti lütfen dışarı dökün şeklinde de buraya uyarınızı asmışsınız, uyarınızı yazmışsınız. Şu an var mı içinde şerbet? Peki hocam, ağzımız kapanmadan biz de Sivasi Hatun Camii'nin o meşhur şerbetin tadına bir bakalım isterseniz. Evet. Yeterli hocam, çok teşekkür ben, ediyorum. Bununla da alakalı kısaca bilgi vereyim. Siz bilgiyi verin, ben de şerbetimi. Evet içeyim. Evet. Tutayım mı? Ben tutayım hocam. Tamam. Burası tabii kitabenin bir kısmı kapatılmış. Sahibül Hayrat Osman yazıyor. Tabii biz orijinal rakamını bildiğimiz için 314 yıllık bir eser burası. Yine Anadolu'da Cingi Taş diye ifade edildiğimiz sert volkanik taştan yapılmıştır. Bunun özelliği düğünde, özel günlerde, bayramda, seyranda tabiri caizse kim ne ikram etmek isterse burada ikram ediyor ve gelen geçen bundan istifade ediyor. Demin de sizin okuduğunuz gibi buranın gideri yok. Ya burada da bakın ecdat bütün hayatına İslamiyet'i nakşetmiş. Hani ayeti kerimede kulü veşrabu ve la tusrifu, yiyin için israf etmeyin, Allah israf edenler sevmez. Yani içmediğinizi buraya döktüğünüzde kötü bir görüntü olur. O yüzden ecdat israf etmeden kullanabileceğiniz kadar alın, burada bunu şey yapın yani için veya istifade edinde buraya gider yapmamışlar. Bu da çok ince bir aslında şey yani baktığımızda ince bir hareket. Peygamber Efendimizin soyundan gelen Seyyidül Şerif Türbesi'nin önündeyiz. Biraz rüzgarlı, biraz güneşli, çekim için belki de en zor havalardan bir tanesindeyiz. O yüzden türbeyi sol tarafıma aldım ki beni ve türbeyi daha net görebilin diye. Peygamber Efendimizin soyundan geliyor Seyyidül Şerif ve yukarı Develi bölgesinde bulunuyor mezarı. Yine Selçuklu mimarisinin eserlerinden bir tanesinin örneklerini görüyoruz. Sekizgen bir yapı üzerine oturtulmuş ve taş kesme yapı işlemeciliği kullanılmış. İlerleyen yıllarda ise Develi'yi fetheden büyük komutan Devali Hazretleri'nin de torunu Emir Ali yine bu türbede Seyyidül Şerif ile birlikte yatmakta. Eğer yolunuz Develi'ye düşerse mutlaka ama mutlaka bu manevi hazzı yaşamak için sizi de Seyyidül Şerif türbesine davet ediyoruz. Efendim şu anda Peygamber Efendimizin soyundan gelen Seyyid Şerif Hazretleri'nin türbesinin hemen önündeyiz. Bugün biraz rüzgarlı, biraz da güneşli bir Develi günündeyiz ve türbe eski yukarı Develi bölgesinde bulunmakta. Selçuklu mimarisinin o muhteşem eserlerinin bir örneğini yansıtmakta ve sekizgen bir zemin üzerine yine arkamda gördüğünüz gibi çift pencereli ve tek katlı bir yapı olarak taş kesme işçiliğinin de güzel bir örneklerinden bize yansıyan bir türbe olarak bu da kayıtlara geçmiştir. Seyyid Şerif Türbesi'nin şöyle de önemli bir özelliği var aslında. Develi'yi fetheden o büyük komutan Dev Ali Hazretleri'nin de torunu olan Emir Ali yine arkamda görmüş olduğunuz türbede Seyyid Şerif'le birlikte yatmakta ve 1296 yılında arkamda görmüş olduğunuz mimari yapı tamamlanmış. Tekraren söylemek gerekirse günümüzde ise yukarı Develi'de bulunuyor ve burada yerli yabancı birçok misafirini de ağırlamaya devam ediyor. Eğer yolunuz Develi'ye düşerse Seyyid Şerif Türbesi'nin manevi hazzını yaşamanızı ve burada Allah'tan istediklerinizi bir kez de Seyyid Şerif ve Dev Ali komutanın, o büyük komutanın torunu Emir Ali'nin huzurunda istemenizi tavsiye edeceğim. Eğer yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka türbeye uğramadan Develi'den ayrılmayın diyorum. Efendim şu anda da
Develi'de Hıdrellez kutlanan alanın önündeyiz Mayıs ayında. İstanbul, Ankara, İzmir ve yurdumuzun dört bir yanında yaşayan Develi vatandaşlarımız ve tabii ki Develi gurbetçilerimiz bu alana gelerek Hıdrellez'i kutluyorlar. Bu alanın şöyle de bir özelliği var aslında. Oldukça hakim bir tepenin üzerine kurulmuş. Kafamı sol tarafa çevirdiğimde bütün bir Develi'yi ayaklarımın altında görebiliyorum. Keza aynı şekilde kameraman arkadaşımın arka tarafında, yani benim karşımda da bütün bir Develi'yi ayaklarımızın altında görebilmemiz mümkün. Gözlerimizle bütün Develi'ye hakim bir şekilde şu anda seyredebiliyoruz. Hemen arka tarafımızda da şanlı Türk bayrağımız zirveye yakın bir noktaya konmuş ve burada da Türk milleti kendi hakimiyet gösterdiği bölgelere bayrak asma geleneğini sürdürmeye devam etmiş. Ve hemen yan tarafımızda da şöyle biraz daha yaklaşmak istiyorum. Hızır İlyas Türbesi var ve yine Selçuklu mimarisi kullanılmış, çift pencereli şekilde ve tabii ki kesme taş olarak da günümüzde Selçuklu eserlerinin önemli özelliklerini yansıtıyor Hızır İlyas Türbesi. Eğer yolunuz Develi'ye düşerse Hızır İlyas Türbesi'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmeyin diyorum. Kameraman arkadaşım biraz uzak kaldı. Ben onu da şöyle davet edeyim. Malum davetsiz gelmeyeceğe benziyor. Çünkü türbeye bir bakacağız, bir göz atacağız. Yine Selçuklu mimarisinin önemli özelliklerini barındırıyor. Develi zaten kendi tarihi yapısıyla da özellikle Selçuklu eserlerinin yoğun olduğu ve Selçuklu dönemindeki büyük zatların yaşadığı bir ilçemiz. Erciyes'in öbür yüzü, Kayseri'nin bir başka yüzü de diyebiliriz. Diyorum ya, Selçuklu mimarisinin önemli özellikleri kullanılmış. Tamamı kesme taş. El işlemeciliği kullanılmış. Dönemin şartlarına göre de oldukça yüksek bir yerleşim yerine inşa edilmiş. Yine burada da Selçuklu eserlerinin önemli özellikleri ve önemli unsurlarını görmemiz mümkün. Türbenin dış kısmına da yine taş işlemeciliğinin gerçekten muhteşem ve muntazam örneklerini yaşatmışlar. Türbenin bir de kitabesi var tabii ki buraya konmuş. Türbe konumu ve ölüm tarihinden Seyit İmadettin Muhammed'in Seyit Şerif'in hocası ve şeyhi olduğu anlaşılmaktadır diyor Hızır İlyas hakkında. Tahta bir kapı var. Dönemin dokusu bir noktada korunmaya çalışılmış. Kapı biraz küçük. Benim boyum biraz da uzun olunca tabii ki bundan dolayı değil. Eskiler saygı unsurunu, saygı ve edep terbiyesini karşısındakine, hocasına, ölüsüne, ölmüşüne göstermek için işte kapıları böylesine küçük yapmışlar ki boyumuz eğilerek geçsin. Karşımızdakine duyduğumuz saygıyı bir kez de kapıdan içeri girerken eğilerek vermiş oluyoruz. Ben de şöyle buradaki yatan büyük zata saygısızlık etmemek adına da şöyle eğilerek geçmek istiyorum. İçeri doğru açılıyor kapımız ve işte görüyorsunuz, kameraman arkadaşım Kabe'den rica edeyim. Kabe, şuraya kadar gelebilirsin. İşte bir mescit, bir türbe aslında. Gelen vatandaşlar hem namazlarını kılıyorlar hem de burada dualarını edebiliyorlar. Selçuklu eseri demiştik. Yine sekizgen yapının hakim olduğunu ve tek bir kubbe üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Çift pencere yine Selçuklu mimarisinin en önemli ve en güzel özelliklerinden bir tanesini de yansıtıyor. Eğer yolunuz Develi'ye düşerse mutlaka ama mutlaka bu türbeye de gelerek dualarınızı etmeyi, normal zamanda Allah'tan istediklerinizi bir de bu mübarek zatların huzurunda istemeyi unutmayın diyorum. Efendim şu anda Develi'de Çanakkale Savaşı'nın, Çanakkale şehitlerinin anısına yapılan parktayız ve parkın dört bir yanında Çanakkale Savaşı ve tabii ki Çanakkale'deki tabyalar resmedilmiş durumda. Örneğin arkamda görmüş olduğunuz bu alan Çanakkale Savaşı'ndaki siperleri andırıyor ve buraya gelen vatandaşlara da geçmişte bir yolculuğa çıkmalarına sebebiyet veriyor. Buna mahal veriyor, öyle söyleyeyim. Arka tarafta Develi şehitlerinin, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana Develi'nin verdiği şehitlerin isimleri yazılı ve yine arka tarafta da Çanakkale Savaşı Develi şehitlerini görüyorsunuz. İzmit Belediyesi ile ortak olarak yapılmıştı bu proje ve burada da Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Develili vatandaşların, Develili atalarımızın isimleri yazıyor. İşte görüyorsunuz, şehit Ömeroğlu Ahmet 1299'da doğmuş, 1915'te Anafartalar Muharebesi'nde hayatını kaybetmiş. Buradan şehit Ömeroğlu Ahmet'ten başlıyor ve bütün Develili şehitler burada mevcut. Hemen bu ortasında ise, anıtın ortasında ise Çanakkale'nin bir haritasını görüyoruz. Bir ufak haritasını görüyoruz ve burada işte Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği alanları vatandaşların gözlerinin önüne sermişler ve belki de en güzel bölümlerden bir tanesi, bu parkın en güzel bölümlerinden bir tanesi olarak adlandırabileceğim bir alan. Çanakkale Şehitler Anıtı'nın küçük bir minyatürü yine bu parka konmuş ve bu şekilde de Çanakkale Savaşı'nın izleri en güzel şekilde bu noktada yaşatılmaya
çalışılmış, çalışılıyor da hala devam ediyor. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgisinin olduğunu söylememiz mümkün. Develi'de yaşayan veya Kayseri'de olan, Develi'ye gezmeye gelen ya da gurbetçi olan vatandaşlarımız da yine bu parka gelerek hem Develi hasreti gideriyorlar hem de Çanakkale şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anmış oluyorlar. Keza yine yukarı tarafa baktığımızda ise vatandaşlarımızın oturabileceği, çay içebileceği, mangal yapabileceği kamelyalar mevcut. Develi'de yaşayan vatandaşlarımız normal, rutin zamanlarda, hafta sonu tatillerinde de, böyle güzel havanın olduğu günlerde de bu alana gelerek pikniklerini yapıyorlar. İftarlardan sonra sahura kadar burada oturup sohbetlerini edebiliyorlar. Bunu da ifade edelim. Tabii ki arka tarafa döndüğümüzde ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan top tabyalarını görüyoruz. Onlar da Milli Savunma Bakanlığımız tarafından Develi Belediyesi'ne ve bu parka hediye olarak edilmiş birer örneklerini burada görüyoruz. Yine Çanakkale Savaşı'mızın büyük kahramanlarının heykellerini de burada görmemiz mümkün. Sol tarafımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kameraman arkadaşımın arkasında sağda ise o büyük asker Seyit Onbaşı'nın heykelini görüyoruz. Hemen arkamıza döndüğümüzde ise Develi'nin muhteşem manzarasını, yine Erciyes'in eteklerindeki muhteşem manzarasını da bu park gözlerimizin önüne seriyor. Herhalde buraya gelirseniz Develi'yi büyük oranda gezmiş, anlamış ve tanımış oluyorsunuz. Şu anda Seyit Onbaşı heykelinin önündeyiz ve yanımızda da küçük bir kardeşimiz var. İsmi ne senin? Görkem. Görkem, nereden geldin buraya? Kayseri. Peki beğendin mi Develi'yi, sevdin mi? Evet. Peki şimdi Görkem'in şöyle güzel bir özelliği var aslında. Hem İstiklal Marşı'nı okuyabiliyor hem de arkamda görmüş olduğunuz Kurtuluş Savaşı'mızın o büyük kahramanı, hepimizin böyle büyük destanlarla, büyük hatıralarla anlattığı Koca Seyit'i, Seyit Onbaşı'nı anlatabiliyor. Şimdi Görkem sizler için o büyük askeri, büyük kahramanı anlatacak. Görkem'den Seyit Onbaşı'nı dinleyeceğiz. Görkem, kim Seyit Onbaşı? Bize neler söylersin? Seyit Onbaşı bizim yurdumuzu kurtaran kişi. O çok güçlü. 571. tane mermi taşıdı onu. Arkamızda gördüğümüz tankı koydu ve fırlattı. Arkasında taşıdığı mermiyi tanka koydu ve fırlattı, değil mi? Evet. Ne oldu peki o mermi gidince? Kötülerin gemisi patladı. Evet, kötülerin gemisi, yani düşman gemileri patladı, değil mi? Evet. Ve yurdumuz ne oldu? Yurdumuz kurtaya gidi. Evet. Peki senden çok kısa da ben İstiklal Marşı'nı dinlemek istiyorum. Tamam. Korkma. Onu ayakta söylesen olur mu? Tamam. Hadi bakalım, birlikte kalkalım ayağa. Gel. Korkma. Sönmez uzaklarda yüzeden sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son azak. O benim milletimin yurdudur paylayacak. O benim diyor benim. Milletimin diyancak. Satma. Kurban olayım. Hey Naziler. Kahraman yıkama bir göy. Neymiş bu zeyal? Sana olmaz döken kanlarımın hep zeyal. Hakkıdır. Hakkı tabanım. Milletimin istikrar. Seni gel bakalım böyle. Seni tebrik ediyoruz. Tamam mı? Kendini izle. Seni izleyenler örnek alsınlar. Biz her zaman programlarımızda dile getiriyoruz, söylemeye çalışıyoruz aslında. Türk gençliğinin 3 yaşında da olsa, 33 yaşında da olsa tarih sahnemizdeki büyük komutanlardan Türk milletinin her zaman aynı kanı taşıdığını zaten söylüyoruz. Bugün de güzel bir yerdeyiz aslında. Anadolu bizlere toprak eğlendiği vakit Sultan Alparslan'ın kayınbiraderi olan Dev Ali'nin türbesinin de bulunduğu yerdeyiz. İşte görüyorsunuz 1300 yaşındaki Türk'te de, 3 yaşındaki Türk'te de aynı kan mevcut. Ve Mustafa Kemal'in de söylediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin en büyük ilçesi, tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle insanın gönlünde taht kuran Develi ilçesinden seslendi. Efendim, gördüğünüz gibi bu minik dostumuz kadrajımızı rahat bırakmayınca kapanışı birlikte yapalım istedik ve 11 Eylül Sultanı Ramazan-ı Şerif'te hoş geldi diyorum. Ramazan ayı içerisinde birçok kez sizlerle birlikte olacağız. Bir sonraki bölümümüzde farklı bir ilçemizde Ramazan'ın bereketini, rahmetini ve mağfiretini hep birlikte yaşayana dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.